Selamlar, ben Soner Şahinbaş. Teknoloji, e-ticaret, girişimcilik ve iş dünyasına ait en güncel haberlerle yeni bir videoda karşınızdayım. Walmart sabah teslimatı hizmeti sunacak. Retail Dive'da yayınlanan habere göre Walmart, Target ve Amazon gibi diğer devlerle olan rekabeti arttırırken sabah 6'dan itibaren isteğe bağlı teslimatlar sunacağını duyurdu. Walmart müşterileri bu yeni hizmetle bebek ürünleri, ev aletleri ve iş kıyafetleri gibi ürünleri 30 dakika gibi kısa bir sürede teslim edilmek üzere sipariş verebilecek. Şirket ayrıca Mart ortasından itibaren 3000'den fazla lokasyonda canlı yem dağıtımının da başlayacağını duyurdu. Sabah teslimatı hizmetinin uygulama ve web sitesi üzerindeki siparişlerde geçerli olacakken Walmart Plus üyeleri standart teslimattan ücretsiz yararlanabilecekler. Şirket yaptığı açıklamada alışverişin kişisel olması ve yaşam tarzına uygun olacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtirken ihtiyacınız olan şeye ihtiyacınız duyduğunuz anda sahip olmanızı sağlıyoruz ifadelerini kullandı. Abercrombie'den düğün özel kategori geliyor. Popüler giyim markası Abercrombie & Fitch kısa bir süre önce yaptığı açıklamada düğün kategorisine adım attığını duyurdu. ENF düğün mağazası adıyla sunulan yeni koleksiyon gelin ve düğün davetlilerine yönelik 100'den fazla üründen oluşacak. Ürün yelpazesinde gelin ve misafir elbiselerinin yanı sıra bikini, pijama, pantolon takımları, etekler ve tığ işi örtüler gibi diğer düğün kutlamalarına yönelik parçalarda yer alırken koleksiyondaki ürünler 80 ila 150 dolar arasında değişecek. Retail Dive'da verilen bilgiye göre şirket geçtiğimiz hafta gelirinin 4. çeyrekte yıllık %21 artışla 1,5 milyar dolara yükseldiğini duyurdu. Bunda Abercrombie markalarındaki %35'lik büyüme etkili olurken karşılaştırılabilir satışlar ise %16 arttı. Body Shop ABD'deki tüm operasyonlarını durdurdu. İngiliz kozmetik şirketi Body Shop, ABD merkezli tüm operasyonlarını durdururken iflas başvurusunda bulunduğu için Kanada'daki düzinelerce mağazayı da kapatacağını açıkladı. CNN'de yayınlanan habere göre kozmetik şirketi yaptığı bir basın açıklamasında ABD'deki yan kuruluşunun 1 Mart'tan itibaren artık faaliyette olmadığını duyurdu. Kanada'daki 105 mağazasından 33'ünün tasfiye satışlarına derhal başlayacağını ve Kanada'nın e-ticaret mağazası aracılığıyla online satışların duracağını ancak Kanada'daki tüm mağazaların şimdilik açık kalacağını da ekledi. Kuruluşundan bu yana birçok kez el değiştiren The Body Shop, 2006 yılında kozmetik devi L'Oreal tarafından 1 milyar dolardan fazla bir bedelle satın alınmıştı. 2017 yılında ise 1 milyar dolara Brezilyalı şirket Natura'ya satılmıştı. 2023 yılına gelindiğinde 80'den fazla ülkede 2500'den fazla perakende noktasına yayılan şirketin ürünleri 60'dan fazla pazarda online olarak satın alınabiliyordu. Türkiye'de de faaliyet gösteren kozmetik firmasının iflasının arkasında son yıllardaki yüksek enflasyonun geleneksel perakendecileri ve özellikle de ağırlıklı olarak alışveriş merkezleri dışında faaliyet gösteren ve orta sınıfı hedefleyen firmalara zarar verdiği belirtiliyor. Amazon üzerinden giyilebilir teknolojiye ulaşılacak. Finlandiya merkezli giyilebilir sağlık teknolojisi şirketi Aura'nın ürünlerine Amazon üzerinden ulaşılabilecek. Uyku döngüleri, sıcaklık eğilimleri ve kalp atış hızı değişkenliği gibi sağlıkla ilgili aktiviteleri izlemek için tasarlanan ürünler Amazon mağazasında satışa sunulacak. Müşterilerin uygun boyutu belirlemesine yardımcı olan şirketin Aura yüzük ölçüsü kiti de 10 dolar karşılığında satın alınabiliyor. Beden ölçüsü kitini satın alan müşteriler Aura yüzüğü satın almak için kullanılabilecek 10 Amerikan doları değerinde Amazon kredisi alacaklar. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu ve nice böyle güzel içeriklerimizin takibi için kanala abone olabilir, bildirimleri de açabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.